suratına bakar mısın ya? Adama biz şöhret ettik. Adam yüzümüze bakmıyor, kestanesi kavlak. Aman boş ver Zekai, biz kendi işimize bakalım. Çiğ köfteyi sıranın altına yapıştırak mı he? Aa. Fanlarım, fanısı. Ananı çiğ köfteyin. Yiyin ki böyle dünyaya haykırsın bağırsaklarınız. Kütük, gözümden çok düştün lan. Ya canım, senin de gözümden düşen bin parça be. Bu da var ya, eski çıktığın diye kendini first lady sanıyor. Kızım, ben var ya, şu anda içinde bulunduğum şöhretle senin gibi beş tanesini sadece bıyığımdan çıkarırım. Her gün var ya, böyle 10 tane kız benim şarkılarımı dinleyerek kendisini jiletliyor, naber? Oğlum senin ağzın marpuş olmuş lan. Töhmet altında kalasıca. Eğer ben de seni o şöhret basamaklarından çıkardıysam şöhret asansörüyle indiririm. Yanına da yük ve eşya koyarım. Bekle burada. Ya tavşanım bak bu kütük denen uzvu biz uzattık, şöhret ettik. Şimdi ne yapıp edip kısaltmamız hatta sökmemiz gerekiyor. Nasıl yapacaksın ki Zekai? Bir kere aslında senin yüzünden oldu. Sen dedin ünlü edelim diye. Ya ne yapayım eski usul yarim? Kestiremedim o sığır topağının bizi ekart edip su yüzüne çıkacağını. Ne gülüyorlar bunlar yeni ayılmış şempanze gibi? Ana! Ya bunlar bizim üniversiteli komşular, yan apartmanda oturuyorlar. Gel gidip selam verek, ayıp olur şimdi. Vay! Adamım gelmiş. Nasıl bir video yapmışsınız oğlum? Gülmekten öldük. Ne videosu ya? Ya ben hiç sevmem komiyi ha. Beni genelde hep din ve siyaset tartışırken çekerler videoya. Göster bakayım neymiş o video, hangisi? Bu oğlum işte. Ortalık yıkılıyor. İnternetten 1,5 milyon insan izlemiş. Ve 1,5 milyon gülündü bu videoya. Komik he mi klip? Aa, vay arkadaş. Ya tavşanım aklıma çok güzel bir fikir yığındı ha bir anda. O kütüğü var ya şimdi indirip hoplatacağım ben ha. Ya bendeki akla bak tavşanım. Bebemiş olduğunda beynini benden alsın, olaya gebe yarim. Olmadı azıcık da benden naklederiz. Zekai tamam. Kendine öven bir makale yazarsın, ben de okurum. Plan ne? He plan. Dur şimdi anlatıyorum. Hadi görüşürüz. Gel. Eyvallah. Tavşanım, demin gördünüz mü nasıl önümü kaldırıp 10 pedal birden çevirdim? He? Anarşik yerini gör bak şimdi. Şimdi de ardımı kaldırıyorum, izle. Ya Zekai dur şimdi ya. Asıl sen abimle ne oldu onu anlat. Ya tavşanım abimlere ne olacak ya? Bizim tomurcuklar kukla kıyafete giymiş, bilinmeyen bir güçle bunların ipilerini çekivermiş işte. Şevval Hanım, sizinle bir şey konuşabilir miyiz? Özel olarak lütfen. Sen kimsin lan? Çapak. Dün de gördüm seni bu semalarda, ne iş? Kim olduğumu öğrenirsiniz. Buyurun lütfen. Cengaver, bak senin yaşın başın fazla ha. Buradan sana manita çıkmaz. Bas git, yoksa küçük bombayla büyük zopa yersin. Hey Allah'ım, bir varili daha adam ettik. Bakın zaten benim tek handikapım. Nerede mal var ben adam ederim. Kontrol olup da vermeyelim. Kızlar biriniz telefonunuzu versin. Hadi ver. Verin ki telefonu şu kütüğün şöhretine ketçap sıkayım ben. Gelin. İşte yeni fenomeniniz kütük burada. Kütük. Gazeteci abilerimize bir poz ver. Yeni gelişmelerden bahset. Belki dış basından ses getirirsin. Mera'dan zirveye. Sen çık lan aradan. Sade vatandaş. Oğlum böyle gazetecileri bana doğru itin ki arkadan böyle bana doğru izdiham varmış gibi olsun. Tamam. Evet değerli basın mensupları. Gördüğünüz gibi çok mütevazi bir arabeksçiyim. Yani acılarla harmanlandığım bu düz liseyi bırakıp neden bir koleje gitmedim? Çünkü ben buranın çocuğuyum. Hadi sorun bakalım arabeskin kalın prensine. Mangal partisi ne zamanmış? Dansözlü aşkı ne zamanmış?
Ama evvela şarkılarına olan tepkilerden bahsedelim. Evet Kütük Akio. Severek Sarsılanlar albümünüz ve çektiğiniz amatör klip hatır sayılır bir hit yaptı. İnternette 2 milyona yakın tıklandınız. Herkesi çok güldürdünüz. Bir dakika ya. Bir dakika, ne gülmesi? Oğlum ben gülecek bir şey mi yaptım lan? Gülelim diye yapmadınız mı? Bu şarkılar ciddi miydi? Ha yani şey... He, siz gülün diye yaptım. Oğlum Pepe, Batu, Boğaç, atın lan bunları dışarı. Şş, ama bak siz atılırken bana yoğunlaşın, tamam mı? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen yapmayın. Ama onlar görevini yapıyor, lütfen. Ne oldu lan Kitik? Şöhret basamaklarına paspas mı oldun ha? Kökster! Oğlum, benim öyle içli okuduğum nameleri kim diler ki lan ha? Oraya böyle ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Büyük abdestimin son evresi gibi kasıldım. Davşanım, gördün değil mi? Kütük denen asfalt ziftini nasıl yerin zamına gömdüm. Ya Zeka çocuk çok üzüldü ama ya, yazık. Yazık mı? Ya bu kızların acıma eşiğini de bir türlü anlayamıyorum ha. Vay arkadaş, adam bize zulüm etti, Mevlasını buldu, zalim ben mi oldum yani? Zekai! Zekai oğlum koş. Kütük inşaata çıkmış, intihar edecekmiş. Ne? Ya bir dakika ya, inşaata çıkılarak intihar edilmez ki, düşerek intihar edilir. Zekai abuk üstümüz zedelendi. Çocuk inşaattan atlayacakmış. Hadi koş. Yürü bırak bırak. Oğlum yaklaşmayın lan atlarım ha. Lan oğlum birbirinize de yaklaşmayın. Vallahi üzerinize atlarım ha. Bir kişi yukarı çıkarsa atlarım. Akıllı adımlar at lan Kütür. Şş, oğlum bak, bak kurbandan kaçan sığır Hindistan'a kadar kaçamazsa o düz kaçışların hiçbir anlamı olmaz. Çünkü Hindistan'da sığıra taparlar, orada sığır perest insanlar var. Oğlum bak, senin Hindistan'ın da at pazarı, oraya kadar kaçtın kaçtın yoksa müzik sektöründe kurban olursun lan. Oynadınız lan benimle. Niye o şarkıların gülüş olduğunu söylemediniz? He? Ya da niye ben söylerken gülmediniz? Kendimizi o kadar çok kaptırmışız ki gülünç olduğunu kavrayamadık. Yani şimdi bu hepimizin mi mallı? Olsun. Ama yine de o mallığın görünen yüzü benim lan. Oğlum atacağım lan kendimi. Hatta var ya atlarken tombala kaçacağım. Kütük dur, Kütük dur. Ne istersen yapacağım lan söz. Vallahi atladığın yere koşar altında kalır ben de ölürüm ha. Oğlum inan ne olur ya. Kütük oğlum bak atlama. Eğer atlarsan buradan sana gelişine tepik koyarım ha. Bak oğlum eğer atlamazsan Şevval seninle ilişki içerisine girecekmiş. Ha! Kütük ikinci bağrımız karnı bağrı olmasın. İnan aşağı. İlişki mi? Ama var ya Şevval, eğer ayrılırsan hiç acımam döverim. Şevval, lan ayrılan anası babası ölsün mü? Tamam lan. Senin adam var ya, bak orada bekliyor. Kim lan bu? Benim tübelimi video olmaya mı çalışıyor lan bu yaşlı başlı? Ya kim lan bu Dilar? Şişt. Oğlum yok mu lan bu okul namusu? Gel lan buraya. Ya, lan buraya sen ulu! Çocuklar yapmayın, çocuklar. Çocuklar yapmayın, rahat durun. Çocuklar ben Şevval Hanım'a konuşmak istiyorum. Sonra dersiniz. Ne istiyorsun lan benden dadandın eğitim yuvamıza? Ben bir şey istemiyorum. Nevra Hanım. Nevra hala? Ya Nevra hala. Çok değişmişsiniz Şevval. Emin olamadım. O yüzden yardımcımı peşine taktım. Bıyıkların gidince çok değişmişsin. Bu gelişin hayır mı bayır mı? Seni götürmeye geldim. Babanın ve abinin seni dövdüklerini biliyorum. İsviçre'de kadın hakları koruyucusu oldum. Benimle gel. Çünkü bu dayakçı zihniyetten ben de çok çektim. Thank you.
Gelemem hala. Beni buraya bağlayan bir düğüm var. O düğümü ne çözebiliyorum ne koparabiliyorum. Gelemem. Yazık, üzüldüm. Sen bilirsin. Yine de kartımı vereyim. Kendi kararlarını verecek yaştasın. Canısı, böyle var ya, halan geldiğinden beri Betin benzine karıştı ya. Bak istiyorsan gideyim halanı döveyim ha. Şevval, hani sen bana bir söz vermiştin ya, ben inşaatta intihar ederken, sevgili olma sözü. Kütük, tamam ya. Ben sözüm neriyim? Gönlün neri ol be Şevval. Senin zekayı sevdiğin açık Şevval. Ben o yüzden seninle sevgili olamam. Şevval, benim ne bir sevenim var, ne de seven bir kalbim. Artık ben sana karşı nötrüm. Gönlüm doldu kötürüm. Bak şarkı geliyor ha. Sana karşı nötrüm. Gönlüm oldu kötürüm. Var ya Şevval. Ben bir gün böyle bu fantezi müziğin genç prensi olacağım. Sen de diyeceksin ki var ya bu çocuk beni seviyordu diyeceksin. Sana karşı nötrüm. Gönlüm oldu kötürüm. Bir daha seni öpmem bir daha. Kesinlikle ne Ferdi. Bir sen anladın halimi. Söylesene be Müslüm Baba. Nereden sevdin bu zalimi? Evet. Çocuklar. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerde bir şey daha böyle çok yoğun olarak yapılır. Hadi bakalım. What? Bileni ekmek arası gofret. Hayvancılık ve neycilik? Hocam, beleşçilik olabilir mi? Aha hemen, çok komik. Çözdün iki eksi. Hemen böyle bir kahkahana, bir eğlence gülmece. Okulun kuralları. Okulun kuralları. Oturun. Müsel Bey, okulda örnek öğrenci kıtlığı gözüme çarptı. En IQ'lüsü bile zibidini önde gelen. O yüzden size yeğenimi getirdim. Dayısıyım ben bunun. Her alanda başarılıdır. Büyük transfer. Adı Şoray. İyi dersler. Ya Şoray isim değil, soyad. Ya Zekai baksana gitarı var. Ya Felemek yarim. Sen de nerede kültürel bir etkin var ona ağzını ayırıyorsun ha. Gitarı varmış. Ne var gitarı varsa bende de borazan var. Çocuklar bakmayın arkadaşınız öyle yabani gibi. Merhaba deyin, hoş geldin deyin. Merhaba Şoray. Merhaba. Hadi bakalım, maşallah. Bul bir yer otur. Çiçek ol. Ya vay arkadaş ya. Bir insan hem Ümran'dan torpilli hem de rakçı olmamalı. Ya şu davşanıma yaranmak için verdiğim mücadeleyi Irak'ta versem petrol kuyularım olurdu ya. Oğlum bak, manitasızlık en güzeli lan. Ben Şevval'i sevdim de ne oldu ha? Oğlum hayatımın en kauçuk dönemini yaşadım lan. Pijama partileri. Oğlum ağlamalar, intihar etmeler, bıyıklı kız travması. Zekai, ne yapıyorsun? Bak bir sahildeki kafeye gidiyoruz. Sen de gelsene. Hem şoraylarınız düzelir. Ya benim bu şoray mıdır, çorap mıdır nedir? Onunla aram kaynak tutmaz. İnce saçlı yarim. Hem sen ne yapacaksın sahilde ya? Gel bizde takıl. Bak bizde karasal takıl yok. Zekai, ben senin kölen değilim. Ayrıca Şoray kötü bir çocuk değil, iyi bir çocuk. Felsefesi var ya.
rakçı. Ya vay arkadaş ya. Ben isyan ettim, başkalarının felsefesi oldu. Ulan kütük, ben nelerini gördüm nelerini. Giydirecekler bana pelerini. Felsefesi varmış. Felsefeden sadece yorum sorusu çıkar. Bu aboküs kafa neleri çözer biliyor musunuz siz? Bunu da çözeceğim. Ben de rakçı olacağım lan. Lan Zek, oğlum ben de olayım mı lan? Bak, Arabesk Fantezi'de kendimi ifade edemedim ha. Belki böyle kendimi ifade ederim. Yoksa biri eğilip beni böyle ifade etsin arkadaş. Bende sorun var. Tamam lan, sen de ol. Rakçı mısın, şakşakçı mısın, nesin? Rakı öyle gitarla yapılmaz. Böyle, tiple yapılır. Tanıştırayım. Ağız birliği. Ya Zeki abi, bu ne tip böyle ya? Hem ağız birliği falan da ne yani? Sen yine sendika falan mı kurdun? Ağız birliği ne tatlım biliyor musun? Tren garına girer bir zavallı. Tavana oturmak ister andalalı. Süpermiş, süpermiş. Siz hiç bozmayın ağız birliğinizi. Hatta kesenizin ağzı da açılır, size katılır. Sürmeli style'a. Oğlum Zekai, lan. Biz hani ciddi şarkı söyleyecektik lan. Oğlum millet bize koltuk altıyla gülüyor. Ya ne oğlum işte, ciddi bu şarkı ya. Bak ben bu şarkının iç hikayesini duyduğumda içim dağlandı lan benim. Ya vay arkadaş, demek ki bizim bu kültürü iyice aşılamamız lazım oğlum. Hadi gidip elimizi yüzümüzü yıkayak, ortalık ayakkabı boyası koktu ya. Oğlum benim gül gibi mesleğim var lan. Mafyalık gibisi var mı oğlum? İleride var ya, ben doktor kadar maaş alırım. Loli, çantan olayım da sırtına tak beni. Sen kendi cüzdanını ol da arka cebine sok kendini, salak şey. Bak bak, görüyor musun kızı? Bize sözlü tacizde bulundu. Dur bakayım senin o dinle, merak ettim. Ya bırakın ya, ya bırak! Ya aptal şey, giz... Zekai! Zekai! Ya aptal şey, giz... Zekai! Ya! Lan! Zekai! Zekai! Ya! Bırakın kızı, defolun! Hayırdır ya? Sen ne karışıyorsun ya? Dur! 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 Lan defolun gidin! Vallahi evinizi topa tutarım sizin ha! Davşanım, iyi misin? Gel bakayım. Şişt, korktun mu? Suni teneffüs yapayım ağzından, gel. Ay yok Zekai ya! Neyse ki Şoray tam zamanında geldi. Ulan İmran'ın kıkırdağı. Sen tam zamanında gidip okusana ya. İşi gücü bırakmış davşanımın peşinde koşuyor. Senin gitarını yağlarım ha. Ne bileyim, sınıf arkadaşım diye yardım ettim. Benim geldiğim yerde sınıf arkadaşları birbirine sahip çıkar. Zekai, iki saattir sana bağırıyorum gel beni kurtar diye. Orada top oynuyorsun, beni duymuyorsun. Bak oğlum Zeki, ben kalbi yaralı bir bireyim, tamam mı? Eğer örümcek isterimde yanılmıyorsam, bu Şoray denen eleman var ya, böyle umursamaz tavırlarla kızların ilgi odağı olacak. Zaten böyle kızlar var ya, umursamaz bir erkek görsün, anında umursarlar. Ha, vallahi mi lan? Tabii ya. Şişt. Oğlum, o zaman ben de umursamayayım dünyayı ya. Bak, zaten ergenim. Bunlar benim en umursamaz senelerim. Umursamayayım ya. Hadi, bana bir şeyler sorun, ben de sizi umursamayayım. Ya da durun, durun. Siz bir şey söylemeyin. Şimdi yanlışlıkla umursarım falan, ağzınızı yüzünüzü patlatırım. Ben en iyisi gideyim de davşanımı umursamayayım. Görsün papazın şapelini. Artık umursamıyorum. Ya, bana ne lan? I don't care. Şişt.
Davşak yarim. Sabahtan beri seni umursamıyorum. Bir gelip neyin var? Sana çorba yapayım mı desene. Bu Şoray denen hip hopçı mıdır, hip rockçı mıdır nedir? Onunla da konuşmanı yasaklıyorum. Ya bu Tayaş dikisi bile bundan daha az çökmeydi be. Ne demek yasaklıyorum Zekai ya? Çocuk bu sene okulu bitirecekmiş. Altı üstü yardımcı oluyorum. Ne var bunda? Oğlum aşk kokusu var lan. Havada aşk kokusu var oğlum. Şşt, açın lan pencereleri, sınıf alavansın. Ne oldu Zek? Umursamazlık işe yaradı mı ha? Ya yok be oğlum ya. Senin vereceğin akademik fikre köpüreyim ben. Ya bir manita idare etmek ne kadar zormuş. Ergen yaşta bütün kıllarım ağrıdı. Oğlum Zek, bak sende vasıf eksikliği var. Örneğin ben, bir mafya lideriyim ve kitlem var. Ve adam Şoray desen gitarı var. Kunter var ya, o Kunter malının bile bir vasfı var. Ne? Bilgisayar. E Havara var, sende ne var? Ne demek sende ne var ya? Ben de abaküs gibi kafa, barbekü yürek. Oğlum bunları geç. Sende ne var biliyor musun? İnce bilek, ince bilek. Bence sen futbolculuk yap. Ha, vallahi mi lan? Tabii ya. Lan kütük, şimdi baktığımda harbiden ince lan benim bilek. Bana bak. Tamam lan, tam zamanla sığır. Bundan sonra ben futbolcu olarak anılacağım, tamam mı? Diz kapakları fora. Oğlum geleceğin futbolcusu lan. Bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna. Belalım, belalım. Kolay gelsin baba. Dur oğlum dur, açsan dürüm söyleyeyim ya. Yok, burs varsa burs alalım Hüseyin'ci. Ya babacığım, ben geleceğe yönelik büyük bir depar atmaya karar verdim de buraya senin rızanı almaya geldim. Ben artık kendimi tamamen futbola adıyorum, hadi görüşürük. Dur oğlum dur. Öyle hırdavatçı gibi malı alıp kaçmak yok. Bu senin üniversite sınavın var. Top peşinde koşmak yok oğlum bu sene. Kutlis amcacığım, bak eğer Zekai topçu olursa biz yöre gençlerinde iş imkanı doğacak. Yani bakın mesela ben menajeri olacağım ve kalkınacağım. Olmaz oğlum, olmaz. Zekai artistlik peşinde. Ondan futbolcu olmaz. Ya vay arkadaş ya, vay arkadaş. Nedir bu aile büyüklerinin bana yaptığı pres? Vallahi mahkeme kararıyla yaşımı daha da küçülteceğim. Somer kadar olacağım, onun gibi davranacağım. Anlayın beni büyütürken ne kadar zorluk çektiğinizi. Kolay gelsin Devir abi. Eyvallah. Ya Devir abi, şu boyunca sporun hocasıyla benim için bir konuşsana. Bana lisans çıkarsınlar. Ben de onlar için terliğim esans çıkarayım. Kramponun formal armağan var mı? Nasıl ya Devir emmi? O zaman topu da kendimiz getirelim. Bu ne amatörlük? Oğlum ne sandın? Burası amatörlük. Bizim Poyraz var eskilerden. Ona başvur. Kulübümüze sponsor oldu. Onu da vereceklere dağıttık. Sen ona git, o sana bir güzellik yapar. Ya vay arkadaş, füze kalkanı gibi forvetim. Sizin süperlik umudunuzum, siz umudunuza küçük umutlar bağlıyorsunuz ya. Neyse, oğlum ben o Poyraz'ı tanıyorum. Bari gideyim önüne yatayım da bana yatırım yapsın ya. Hadi gidelim. Görüşürüz Devir abi. Bak ben Zekai'yim ha. Beni Poyraz Bey estiriverdi. Ya keşke statta şöyle bir imzalı bir giriş şov yapaydık ya. Böyle çok yavan oldu. Bak Poyraz Bey sevdiğimiz saydığımız bir abimizdir. Olmasaydı seni denemeye bile almazdık. Anladın mı? Bak burası pilot bölge. Nasıl pilot bölge ya? Hani burada hiç uçak yok. Konuşma lan kanatlı sır. Tamam hoca bey tamam. Bana pilot bölge değil hostes bölge olsa fark kaçmaz. Ben aranarak açarım. Hatta sizin frikik barajınıza müteahhit bile olurum. Azıcık yuvarlanarak at topu at. Hop hop hop. Önce ısıracaksın sonra ben iki takımdan birini alacağım seni. Tamam mı? Önce ısır. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi, hadi. Oğlum çok büyük camia la bura. Oğlum Zek, lan el ile tutuşacak da kaybolmayak. Bırak lan elimi, ne elimi vereceğim sana? Ben senin eline anca bonservisimi veririm. Davşana bu da mankeni yaptın mı? Ver elini gece kulüpleri çıkışları. Al eline milyon euroları. Hastasıyım la futbolculuğu. Bak, oyna.